Europeana Öğrenme Senaryoları ve Ders Planları ile ilgili bir sunum yapacağım şimdi. Ben Europeana DS4 Türkiye Öğretmen Elçisiyim. Bu nedenle bu sunumu yapıyorum. Bizim 10 adet kullanıcı grubumuz var. Kullanıcı grubunun isimlerini burada görebiliyorsunuz. Bu kişiler burada ders planları hazırlıyorlar Europeana için. Europeana içeriklerini kullanarak ders planları hazırlıyorlar. Kullanıcı grupları Europeana platformunu kullanarak öğrenme içeriğini oluşturuyorlar ve Teaching with Europeana bloğunun gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Öğrenme senaryoları bu şekilde senaryolar şeklinde gidiyor. Burada LC dediğimiz öğrenme senaryoları anlamına geliyor. TR ülke kodu, numarası da kaçıncı senaryo olduğunu gösteren bir numara. Burada unutulmaz savaş, yani Gelibolu Savaşı ile ilgili bir arkadaşımızın, özgü arkadaşımızın yaptığı bir senaryoyu görüyorsunuz. İkinci senaryo Birds Are Singing, Kuşlar Şarkı Söylüyor adlı benim yapmış olduğum bir senaryo. Burada da arttırılmış gerçeklikle kuş resimlerini canlandırma ile ilgili bir senaryo tasarlamıştım. Uygulama hikayeleri ise yaptığınız öğrenme senaryolarını bir başka öğretmen uyguladığında onun fotoğrafları ve videolarını izleyebileceğiniz bir blog postu oluyor. Europeana nedir? Europeana Avrupa Kültürel Mirası için 2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan bir platformdur. Europeana bu Teach with Europeana'dan ayrı bir platform. Europeana.eu adlı bir platform. Bu platformda birçok içerik bulabilirsiniz Europeana ile ilgili. Europeana Ağı'nın çeşitli destekçileri var, burada görüyorsunuz. Europeana ne işe yarar? Eğitimsel kaynaklarımızı zenginleştirmek, Avrupa'nın ücretsiz erişimli kaynağını sağlamaktır. Bunda çevrim içi kurslar veriliyor, öğretmen ağları oluşturuluyor ve geleceğin sınıflarında bir kaynak deposu oluşturuluyor ve buradaki planlar orada da paylaşılıyor. Teach with Europeana bloğunun adresi bu. Not alabilirsiniz. Bu adreste çeşitli öğrenme senaryoları var ve burada dünya üzerinde farklı 13 ülkeden farklı farklı öğrenme senaryoları geliştiriliyor. Halen de devam ediyor. Her hafta bir tane paylaşılıyor. Europeana koleksiyonunda neler var diye düşünürseniz Avrupa içerikleriyle ilgili görseller, yazılar, videolar ve diğer sesli yazılı kaynaklar bulunmakta. Çok geniş bir deposu var. Bu içerikler sınıfta neden kullanmalıyız? Nasıl kullanabiliriz bunları? Sınıfta bu içerikler kullanılarak işbirlikçi öğrenmeyi kapsayan projeler geliştirebilirsiniz. Güvenilir kaynaklar bulabilirsiniz. Sonuçta Europeana içerikleri aslında burada hepsinin bir telif hakkı var ve müzelerden ve bunların kaynaklarından izin alınarak buraya konuluyor. Kesinlikle bu kaynakları kullanıp kullanamayacağınıza dair bilgiler de veriliyor üzerine tıkladığınızda. Farklı platformlarda bulunmayan içerikler kategoriler şeklinde bulunabilir ve derslerde kullanılabilir. Mesela şehrinizle ilgili eski bilgilere ulaşabilirsiniz. Farklı farklı müzelerden elde edilen bilgilere ulaşabilirsiniz. Tarihi kaynaklara ulaşabilirsiniz. Kültürel zenginlikler, orijinal kaynaklar üzerinde keşif yapabilirsiniz. Europeana koleksiyonu ne tarz bilgiler oluşturuyor? Tematik koleksiyonlar, sergiler, galeriler gibi kaynakların yanında çevrim içi rehber, öğrenme senaryoları, veri setleri oluşturuyor. Ve ortaklarla geliştirilen kaynaklar olan uygulama, oyunlar, eğitim platformu ve kitaplar gibi geniş kaynaklara sahip Europeana. İçerik arama için proeuropeana.eu adresi var. Burada 50 milyonun üzerinde kayıt barındırmakta. Gazeteler, eski gazeteler, kitaplara da ulaşabilirsiniz. Fotoğraflara da ulaşabilirsiniz buradan. Bu şekilde farklı farklı kaynaklar bulunmakta. Burada eski gazeteler ve kupürler bulunmakta. Daha önce söylemiştik ki her kaynağın bir telif hakkı var. Bu yüzden de her zaman resim paylaşırken, biz orada da yaparken buna dikkat ediyoruz.
başlıklarını, işte bunun ilk sağlayıcısının ismini, tarihini ve kullanım haklarını söylemek zorundayız. Burada belirtiliyor zaten. Bu kaynakların kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili araştırma yaparken can I use it var. Burada görüyorsunuz sağ tarafta, ekranın sağ tarafında. Burada eğer yes deniyorsa kullanabilirsiniz. Eğer hayır deniyorsa o kaynağı kullanamıyorsunuz. Ama oradan sadece izleyebilirsiniz. Başka bir şekilde, ders planı şekli veya başka bir şekilde kullanamıyorsunuz. Onun için kaynağın kendisiyle görüşüp izin almanız gerekebilir. Europeana eğitim alanında bu şekilde eğitim alanında kullanılacak kaynaklar özel gösteriliyor. Bunun dışında öğrenme senaryoları, asıl bizim bugün söylemek istediğimiz bunlar. Öğrenme senaryosunda bir öğrenme senaryosu bu şekilde gösteriliyor. Böyle bir formatı var. Aslında bizim ders planlarımıza, günlük ders planlarımıza benziyor. İşte başlığı, yazarı, özetler, işte konu, hangi yaşa hitap ediyor, yani hazırlık zamanı, öğretme zamanı gibi. Bunları direkt günlük ders planımız gibi görebiliriz. Burası lisans kısmında kullanıp kullanımın serbest olup olmadığı ile ilgili bilgi yer alıyor. Eğer bu kaynağın sahibi sizin kullanmanızı istemiyorsa ona göre bir seçenek belirlemiş olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Müfredatla ilgisi, müfredata entegre edilmesi. Burada Europeana'da birçok kaynak olduğu için siz belki kendi müfredatınıza eklemek istediğiniz şeyler olabilir. Çünkü farklı farklı müfredatlar arası kaynaklar bulunmakta burada. Kendi müfredatınıza eklemek için gerekli bilgiyi buradan bulabilirsiniz. Dersin amacı, trendler, 21. yüzyıla ne kadar uyuyor, farklı kaynaklar bulunmakta mı ve etkinlikler, değerlendirme gibi. Tıpkı bizim ders planlarına benzer şekilde bir formatı var. Burada mesela örneklerden toplamaya çalıştım. En son yayınlanan örneklerden. Burada artırılmış gerçeklik ve sistemle ilgili kaynaklar çok fazla dikkat çekti son zamanlarda. Burada da Pablo Picasso'nun Guernica adlı tablosunun artırılmış gerçeklikle canlandırılması ile ilgili bir öğrenme senaryosu yapmışlar. Mesela onunla ilgili bir artırılmış gerçeklik gözlüğü oluşturmuş öğrenciler, onunla bir sergi oluşturmaya çalışmışlar. Ve güzel bir örnek. Mesela derslerimizde kullanılabilir farklı derslerde. Mesela benim alanım bilişim olduğu için bu tarz kaynaklar bana da uygun olabiliyor. Eski Mısır'da zeytinyağı ile ilgili bir kaynak daha bulmuşlar. Burada da işte yine artırılmış gerçeklik de kullanılmış. İşte biraz araştırma yapmışlar eski Mısır'daki. Bir de şey yapmışlar, Mısır piramitlerini oluşturmaya çalışmışlar. Onunla ilgili bir değişik bir ders planına. Bu da geçmişteki mesleklerle ilgili bir ders planı. Bu çok gayet benim de ilgimi çekti aslında. Orada Europeana'da birçok eski kaynaklar bulunduğu için orada da meslekleri araştırmışlar. Öğrencilerle birlikte ve mesleklerle ilgili bir sunum yapmışlar. Bu da değişik bir senaryo ve kullanımda çok basit olduğunu düşünüyorum. Ve bizim Türkiye'den yaptığımız bir öğrenme senaryosu, Özgür arkadaşımızın yaptığı senaryo. Bu da Gelibolu Savaşı ile ilgili yaptığı bir senaryo. Tabii burada Europeana kaynaklarına Türkiye'den kaynaklar da eklenebilir Europeana'ya. Bununla ilgili bir arayış da söz konusu. Çünkü müzelerden özellikle izin alınması gerekiyor kaynakların kullanılabilmesi için. İşte Türkiye'deki müzelerde de bunun için, hani burada da Europeana'da da Türkiye'den kaynaklar olması için Türkiye'deki müzelerle veya sağlayıcılarla görüşmeleri gerekiyor. Bununla ilgili aracı birilerini arıyorlar ama en yakın zamanda Türkiye'den de kaynaklar çoğalacaktır diye düşünüyorum. Burada da biz kendimiz bir senaryo oluşturup Özge Hoca'yla birlikte yaptığımız şeylerden birisi. Europeana kaynaklarıyla tarihsel araştırma yaparak bir senaryo oluşturmuşlardı. Bu da benim oluşturduğum bir senaryoydu. İşte daha önce bahsettiğim gibi bir öğrencilerle kuş resimlerini kullanarak kuş sesleri ve Europeana kuş resimleriyle Europeana kaynaklarındaki kuş seslerini eşleştirerek
bir etkinlik yapmaya çalıştık. Öğrenciler tabletlerle kuşların resimlerini okuttuğu zaman kuşların seslerini duyabiliyorlardı bu tarz bir etkinlikte. Bu da farklı ülkelerde uygulandı. Şimdi Europeana çok farklı bir uluslararası bir platform olduğu için sizin yaptığınız bir ders planını başka bir öğretmen kullanabiliyor. Kullanması da gerekiyor. Biz de kullanabiliriz. Biz de bunlardan inceleyip kullanabiliriz. Uygulama hikayeleri. Uygulama hikayeleri de bir başkasının, yani bu uluslararası bir proje olduğu için bir başka öğretmenin yaptığı projeyi kendimize aktarmakla ilgili. Yaptığımız projeyi kendimiz uyguladığımız zaman karşılaştığımız zorluklar, nasıl şeyler yaşadık, bununla ilgili blog postları yapmamız isteniyor burada. Burada öğrencilerle ilgili yaptığımız çalışmaları koyabiliyorsunuz. Öğrencilerle yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını, videolarını koyabiliyorsunuz. Ama burada fotoğraflarında öğrencilerin yüzlerinin görünmemesi gerekiyor. Böyle bir engel var. Ama yine de kendinizi anlatabiliyorsunuz. Yaptığınız çalışmaları nasıl yaptığınızı anlatabiliyorsunuz. Ve burada yayınlanıyor. Bu da güzel bir şey. Türkiye'den kaynakları da çoğaltmaya çalışıyoruz. Türkiye'den 10 kullanıcı grubu var. 10 adet kullanıcı grubu var. Hafta hafta, her hafta öğrenme senaryoları ve uygulama hikayeleri yayınlanmaya devam ediyor. Ve biz de kısa zamanda diğer kaynaklarımızda yayınlayacağız. Burada diğer uygulama hikayelerini de görünüyor. Bu şekilde bazı çalışmaları yaparak, öğrenme senaryolarını uygulayarak kendi uygulama hikayemizi post olarak gönderebiliyoruz. Şu an için kullanıcı grubunun dışında diğer arkadaşlar öğrenme senaryosu buraya bloğa ekleyemiyorlar. Ama bloğa eklemek yerine kendiniz buradan bir şeyler, kendi ders planınızı uygulayabilirsiniz. Böyle bir özelliği var ama 2 yıl sonra diğer öğretmenlerin de kullanımına açılacağını düşünüyoruz. Bu şekilde. Kaynağımız bu teachwitheuropeana.eu.net. Bunu bakabilirsiniz, buradan ekleyebilirsiniz kaynaklarınızı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Benim sunumum bitti. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Bu arada Banu Hoca da kullanıcı grubundan birisi. Mustafa Hoca da yeni geldi ama sunumumuz bitti. Bu arada Teach with Europeana ile kendinize uygun her hafta güncellenen öğrenme planları yayınlanmaya da devam ediyor. Kendinize uygun bir planı kendiniz de uygulayabilirsiniz sınıfınızda. Evet, ama kayıtları olacak. Umarım kaydetmişimdir. Kaydı da tekrar şeyde yayınlanacaktır. YouTube'da yayınlanacaktır. Teşekkürler dinlediğiniz için. İyi akşamlar.